Nasıl yapıyorsunuz bunu? Şimdi bunun yapması şöyle. Bunun içinde hiçbir katkı maddesi yok. Sadece un, su ve tuzla. Onu çok güzel yoğuruyoruz yani. Çok iyi bir kıvama geldikten sonra bekletiyoruz, dinlendiriyoruz. Ondan sonra yağlıyoruz. Yağladıktan sonra bekledikten sonra hamur elde açıyor. Yani bir yarım saatten fazla bekliyor. Yani toplam yapımı, içinin hazırlanması 2 saati alıyor. Nasıl açılıyor? İki kişi nasıl açılıyor? İki kişi karşılıklı elde böyle elimizde yufkayı böyle büyüterek yani kesinlikle sadece biraz küçük yaptığımızda kadar oklavayla açıyoruz ya da merdaneyle. Ondan sonrası hep elle çekerek. Açarak, çekerek ve incecik. Yani kendinizi görebilirsiniz böyle hamurun. Baklava hamuru gibi. Daha böyle. Bile ince. Yani hiç oklava kullanmadan tamamen el yordamıyla açarak, çok büyük bir masalarımız var zaten. Masaların üzerinde mermer açarak. Masa şey mi? Mermer masa ama biz üzerine beyaz mesela çarşaf kullanıyoruz. Yani geleneksel börek böyle yani evlerimizde çarşaf yapılan üzerine. Çarşaf üzerinde yapılıyor. Ama tabii bunu sanayiye döndürenler mesela daha küçük açıp mermer üstünde daha çabuk, daha pratik şekilde, hızlı bir şekilde yapıyorlar. Ama biz yani mermer soğuk geliyor bana her zaman zaten. Üzerini mutlaka yine evdeki gibi çarşafın üzerinde beyaz tertemiz. Onun üzerinde yaparak açıyorsunuz. İç malzemesinde işte özellikle mesela biz ıspanaklı, peynirli, patatesli. Ispanaklının içinde ıspanak, kışın olursa ısırgan otu, ebe gümeci, pırasa, yumurta, kaymak, biz yani kaymağı çok kullanıyoruz yani boşnaklar. Ekşi kaymak. Tatlı kaymak. Tatlı yani kaymak. Sütün kaymağı. Bayağı tatlıların üzerinde konulan değil de sütün kaymağı. Süt ekşi değil. Evet, süt üstü kaymak. Sütün üstünden toplanan kaymak ama mandralarda var. Sütün kaymağını çekiyorlar, kaynatıyorlar. O biraz böyle hani kıvamlı şekilde geliyor. Şu anda satılıyor da yani. Hı hı. O şekilde içine bu şekilde koyuyoruz. Yani ıspanaklı böreğin içinde bayağı birkaç çeşit var. Ondan da lezzetli. Ama bunun yanı sıra kışın pırasalı, balkabaklı, sonra özellikle patatesli ve kıymalı karışık boşnak böreği yapıyoruz. Boşnak böreğin en özelliği zaten kıymalı börek. Yani kıymalı börek dediğiniz zaman Bosna'da börek derseniz kıymalı börek gelir. Ama diğerlerini isimle söylerler. Ispanaklı, peynirli, patatesli, patlıcanlı falan yani o şekilde. Biz bu çeşitleri yapıyoruz her gün. Her gün yapıyoruz. Talebe göre yapıyoruz. Bazı mesela iş yerleri tepsilerle alıyor. Evler mesela günlere bayanlar tepsilerle alıyor. Yani bu şekilde.